o çalışmayı eğer ki dokundurmadan toplamış, çıkarmış olsaydı sorun yaşamazdı değil mi hocam? Evet. Anladık. Hemen almıyorsun artık. Tabii efendim. Hocasının öğrencisi. Ben de ilk defa kamerayla video çekiyorum. Daha önce çekmemiştim. Bu yapıda daha ince, çok güzel dallar da olur. Şimdi aklıma o geldi. Balkon var öyle bir tane, üstüne küçük küçük çiçekleri var. Onların bu şekilde gidecek. Siyah yeşil. Siyah yeşil. Sırası geldi şimdi. Evet, çok güzel. 2-3 boyutlu bir etki yaptı. Çiçeklerin atası. Öyle mi? Evet. Böyle geçer yani. Tarihi. Çiçek sepetini de en çok tercih edilen şey. Sağ ol. Bunu gönderiyormuş. Biliyor musun bu çiçeği? Tahmin ettiğim sebepler. Yok, bence tahmin etmesi zorluğu çekiyorsun çünkü çok şey değil, bilinen çiçek değil. Yani tabii ki belki ben siz ne kadar çiçekler ve şey bilmiyorum da. Zaten söylediler adını. Sadece az önceki muhabbetten miydi? Tabii. Tamam. Aa, yok onu bilmiyorum ya. Nilüfer'e benzetiyorlar bazen. Adı ne demiştiniz önce? Müge İnce. Müge İnce. Yok. O repertuar değil.
ben orkideyle ve şey yapısı çok benziyor zaten. Evet. Yaprakları böyle. Ayşe, hı. Sen de böyle çiçekleri devirdiğin zaman o hara bülbülü var ya, hı hı. Onu geliştirirsin. İnşallah. Ben denedim. Hara bülbülü. Evde, evet. Hara bülbülü. Yok, şey, sembolik olarak da hiç tam olmaz tabii ki. Ama zor. Onun en zor kısmı şey ya, kuşu. Yok, kuşu kolay. Kuş şeyde Ebru'da var formu. O şey, çiçek formasını vermek, altından yaprakla geliyor ya, sap, o zor. Hocam, İhlamurlu çayı reçetesi yazıldı size. İhlamurlu çayı, zencefilli. Şey yazıldı sizin reçeteniz. Lale de benziyor. Evet. Mükemmel. Böyle gözüküyor, kağıdı nasıl çıkacak merak ediyor. Öyle güzel duruyor ki. Oldu mu? Çok. Kısmı biraz zor görünüyor. Kolay olan şey yoktur. Bizim yan yaprağımız da böyle olsun. Orada bir yorumlama yapmış olur. Bir tane bir yeni çiçeği çıkabilir zaten. Değil mi?